lan! Yok yok, evde kimse yok, lokumcu bakımcı yok. Zaten o zibidiyi de hiç gözüm tutmadıydı. Babası da öyle fabrikatör fabrikatör değilmiş canım. Bana hava atmış öyle küfe. Servinin sana selamı var Hasan. Bak ne diyeceğim, benim çekirdeğim bitti Hasan. Bana birkaç kamyon çekirdek gönder, tamam mı? Yok yok canım, ayıklama canım işlerini. Aa, yalakalı lüzumu yok. Haydi ben ayıklarım. Çabuk zıpla haydi. Ben Kaminski, petrol kimya deposuna giren olmuş. Araştırma yapıyorum. Sürahyan, Allah aşkına yapma. Kedin çekirdeği kabuklar niçin yere atıyorsun? Tütü tablasına atsana. Selvi, söyle bu amatör cadıyan. Tütü tablasını alıp götüren kendisi. Herkes aldığı şey yerine koyarsa kimse yerlere bir şey atmak zorunda kalmaz. Haklısın. Çok affedersin. Sökmek üzere mutfağa getirdim orada olur. Selvi, söyle bu kadına bu bunadı diye çekirdeklerini kabuklarıyla yemek zorunda değilim. Selvi, güzel evlat. Hadi git babaanneye kül kapatın. Yok otur sen derslerine kalın. Derslerden geri kalma Selvi. Ay getirin canım ne olacak? Yok otur canım. Allah Allah derslerden geri kalma. Bak derslerine çalışmazsan sonra bu kadın gibi Kerat Gerbeli'den bir haber kalırsın çocuğum. Ben gidip getiririm. Tabii canım. Gerçekten. Gerçi ben mutfakta unutmuş değilim. Unutan ben değilim gerçi ama yine de. Ay tamam. Allah rızası için sus. Girer ben getiririm. Yeter ki sus. Şu sinire bak. Sanki bununla konuşuluyormuş gibi bir de bana cevap veriyor be. En yüksek mevkide Luigi Petro. İnsaf be babaanne, insaf. Bizim öyle. Sen de konuşuyorsun. Önünde. Dersine kalın. Buyurun Sürer Yardım. Bütün tablonu. Burada da bir halt yok ya. Bu da hastalık gibi bir şey canım. Benim damağım kurudu. Yemeyecek artık. Bütün tablasına da gerek kalmadı. Bu kadar vicdansızlık olmaz Sürer Yardım. Madem ki yemeyecektin, neden benim işimi bıraktırdın da mutfağa gönderdin? Bu kadar eziyet yapılmaz mı sana canım? Yazık bana da. Çekirdeklerini bak yine aklıma geldi. Babaanne çok ayıp ya, yeter artık. Ne diyorsun sen be? Aa! Kül damlası! Ya bu kadın bunu ne zaman getirdi buraya koydu? Allah Allah! Ay çocuk gibisin babaanne he! Yazık inatiye bir kadın bütün işler zaten içinde şu olası rejleri tükürdü. Sana ne be! O kadının makus talihini sen mi değiştireceksin? Git dersine çalış. Kabukları toplayıp da çalışacağım. Onları bırak derdi. Bak hayatta daha güzel şeyler toplamak varken niye onları topluyorsun be çocuğum? Bak bırak onları, sen bunları topla. Kalanları da bu kadın gelir toplar. Para var. Kabuklardan daha güzel görünüyor değil mi? Ne kadar kötüsün babaanne. Bir haftadır senden para istiyorum gelmedin. Şimdi sırf anneme inat olsun diye paraları ortaya döküyorsun. Madem böyle düşünüyorsun alma sen de ben kızım. Belki o çok sevdiğin kareli eteğin çekirdek kabuğu vererek de alırsın. Senin bu yaptığına rüşvet vermek denir. Alan olunca veren de oluyor tabii. Selvi, kızım insafın kurusu. Madem ders çalışmayıp gitmişsin babaannenin yanında oturacak. Oturacağına kalkıp biraz anacığına yardımcı olsana. Babanın uçağı... Bugün şansım iyi gidiyor. Allah cezanı versin Selvi. Allah cezanı versin. Allah belanızı versin.
Dur hadi. Ne yapayım kızım? Sen de dörtünü topla sence paraları. Ay ne yapayım, gözümden kaçtı. Babaannem. Yaz banknotum. Nereye gitti? Kim nereye gitti babaanne? Kim olacak o hırsız? Polis ara. Bir ihbarda bulunur. Der ki babaannemin kağıt parasını 100.000 lirasını bir şişman kadın çaldı da yakalasınlar hırsızı. Babaanneciğim kendi paralarını sen kendin attın yere. Unuttun mu? Atarım atmam canım. Ona da. Belki ben tazarlığımı halının üstünde biriktiriyorum canım. Arasana Taci. Hadi yakalasınlar şu hırsızı be. Ne gülüyorsun be? Allah cezanı versin. Taci. Evladım bakkala sana telefon et. Yoğurtla ekmek getir. Ha işte. Nihayet hırsız kendisi teslim oldu. Bakkala sana söyle. Gelirken iki tane de polis getirsin Taci. Gel mi? Söyle buna. Versin gelin. Versin çabuk aldıklarını. Neymiş aldıklarım benim? Ha, sen bilirsin ne aldığını. Yerden topladıklarını. Ver hadi ver. Allah iyiliğini versin. Bunları mı istiyorsun? Al. Ne bunlar be? Yerden bunları topladım işte. Ne yapayım ben bunları be? Bunlar benim param değil. Paramı ver. Bunu istiyorsun. Al bakalım. Acıdığım için veriyorum. Oo, Allah'ıma çok şükür. Artık herhalde bundan sonra benimle uğraşmaktan vazgeçersin Sinay Hanım. Yoksa bir gün hırt diye gidiverecek. Çak. Gülmeyin be. Gülmesene. Olmuyor be. Ay baba. Dur beni alacak. Hayrola anne? Ne o, tansiyonun mu düştü yine? Sadece tansiyonum düşse gene ya Ayşmet. Bak bu suyu kaçtı karmaz kaçtı yüreğime indiriyordu yahu. Kül tablamı çaldı, paralarımı çaldı, çekirdek kabuklarımı çaldı. Sen artık fazla olmaya başladın Sinahya Hanım. Tamam hanım tamam. Yeter artık yeter! 30 yıldır çektiğim Allah'la ben bilirim. Yeter ne yapsam yaranamıyorum sana. Saçımı süpürge ettim. Bir günden bir güne tatlı bir laf mı ettin bana? Ne yapsam batıyor, dokunuyor sana. Yazıklar olsun. Allah'a dua ediyorum. Al beni diye. O da almıyor. Ay anneciğim ne biçim konuşuyorsun? Allah göstermesin. Allah korusun hanım. Ne biçim laf öyle? Haşmet sen hiçbir şey görmüyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun. Hoş görsen de duysan da aldırmıyorsun ya. Bak. Şuna bak. Çak. Ne söyleyeyim size? Şaşırdım vallahi anne. Yaşlandıkça iyice alnım kan oluyor canım. Şakadan da anlamıyor artık. 30 yıldır bana katlanıyormuş. Bir kere o talihsiz günden bu yana tam 25 yıl geçti. Arada ne kadar çok fark var değil mi? Tam 5 sene yahu. Size ne oluyor canım? Niye konuşmuyorsunuz? Kusura bakma ama babaanne, annem bu sefer haklı. Hadi o zaman sen de. Nedense annen ay sonlarına doğru daha sıkça haklı oluyor. Kiralı Taci ne olacak? Babaanne bunun parayla pulla ne alakası var? Kadını ağlattın. Sana da hayatta başarılar dilerim Selvi Hanım. Bana bak. Bu bakkalasan işinden de elime eteğimi çekiyorum. Ha, evde kalırsan görürsün gününü. Zaten senin yüzünden evde kalıyorum. Bunun benden ne alakası var be? He? Bir kere babanız normal bir kadınla evlenmiş olsaydı şimdiye kadar 40 kere evlenip boşanmıştım. Eğer evlenmiyorsam senin gibi kaynanam olmasın diye evlenmiyorum. Ne varmış kaynanamızda? Daha ne olsun be anne? Kadını hayatından bezdiriyorsun ya. Evet yani babaanne. Ha, bir de üstüme kullanıp dövün isterseniz he? Bana bak kaçmaz. Döveceğim bak, kıracağım kemiklerini. Telli elimi alacağım sonunda he? Ben kötü bir kaynanaysam o sanki çok mu iyi bir gelin? He? Ya 30 yıldır o pabuç kadar dili varıp da bir anne bile demedi ya. 30 değil babaanne, 25 sene. Her neyse ulan. Tamam. Ben iyi bir kaynana sayılmam ama o da matah bir gelin değil tabii ki. Ne demişler? Ne kadar köfte o kadar ekmek değil mi? Hiç kötü kaynana görmemişsiniz be. O çömez benim kaynanamı görseydi 1000 kere şükrederdi. 1000. He. Allah rahmet eylesin. Tam bir canavardı be. Bana 40 sene hayatı zehir etti. Zehir.
Saçımı süpürge ederdim, gene de yaranamazdım ben de bura. Hele son 10 sene iyice zıvanadan çıkmıştı. Sözde yasalaktı ama maşallah yattığı yerden bile şeytana rahmet okudurdu. Tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşkı aşkı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özledim. Yapma şimdi anandan da babandan da. Bak. Kız sen mahsuzlu yapıyorsun ha. Kız be. Ne yaptın ben? Hem anası varmış hem babası. Tabii ki var Cevriyan'ı. Anam da var babam da. Nerede var anam da babam da? Senin hem öksüz hem yetim olduğunu cihan alem biliyor. Mahsuz mu beni kızdırıyorsun ha? Ver şu tesbihimi. Ver babaannenin tesbihini evladım ver. Sağ ol evladım. Bu ne cımarıklık bu ha? Mahsuz mu yapıyorsun kız sen? Ne yaptım ben şimdi Cevriyan'a? Neden beni kızdırıyorsun? Neden kızdırıyorsun beni? Ne yaptım şimdi Cevriyan'a? Ne yaptım? Sen beni kızdırıp tesbihimi yere attırıyorsun. Ah. Ver oğlum şunu. Tövbeler olsun ya Rabbi. Tesbihi yere atıp günaha sokuyorsun. İnşallah bu günahı Allah sana yazar. Allah sen buyursun ya Rabbi. Allah cezasını ver. Allah sana yazar. Allah beni bu yerinde hayırlısını kurtar. Bu kadar beddua etme Cevriyan'a. Allah korusun bir uğursuzluk gelecek başımıza. Kız bundan fazla uğursuzluk mu olur kız? Kız sen bana mahsuzlu yapıyorsun kız! Hayır! Hasmettin! Sen getireceksin tesbihimi. Getir buraya! Buyur Cevriyan'a. Sen bana inatsız diyorsun kız. Kurbanın olayım vurma Cevriyan'a. Senin etlerini böyle böyle konu komşuya dağıtırdım. Allah ne günah işledim verdim bu günleri bana. Sen bazı söylüyorsun böyle. İşledin ki Allah seni bu hale koydu. Ver tesbihimi. Verdim ya Cevriye ama. Sen bana yalancı mı diyorsun? Hani nerede nerede? Ha? Bari Haşmet'imin yanında vurmayayım Cevriye ama. Öküz gibi böğürme. Hadi kalk. Böreği tamamla. Açlıktan geberteceksin bizi. Allah cezanı versin inşallah. İki gözün kör olsun da sürüp inşallah. Affetsin devrilesin. Öküstetsin devrilesin. Yerlere serilesin inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam olsun. Nasıl aracı? Aman evladım nasıl olacağım? Her zaman gibi. Hop. Hop. Çok feda ediyorum. Tam zamanında geldim. Eğer sen gelmeseydin bu daha bana kim bilir neler yapacaktı. Ne yaptın Sırayı? Zavallı ya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yalan yere yemin etme. Çarpılırsın. Bak. Böyle. Çarpıldın işte. Bana neler yaptı oğlum. Yatalağım elim ayağım tutmuyor diye. Bana yapmadığını bırakmıyor. Böyle, böyle vuruyor bana. Bana nelerse beni tehdit etti. Ya, beni kurbanlık koyun gibi bu kadar doğrayacakmışsa komşulara dağıtacakmış. Sen şimdi onun böyle sütlü kuş kedi gibi durduğuna bakma. Gulyabani, tesbihini ver Gulyabani. Hep böyle vurdu işte ellerime. Allah cezasını versin, gözleri kör olsun inşallah, affetsin yere düşsün inşallah, kafası kör olsun, saçlar da dönsün inşallah, gözleri kör olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin eylemesine de sana da az çektirmemiş babaanne ha. Çok çektirdi çok.
Neyse ki geçti o günler. Selvi, hadi evladım kalk bana yardım et, sofrayı hazırlayalım. Ya Cevriye Hanım anlatırken aklıma geldi. Benim sağa sola fırlatılacak bir tesbihim yok mu? Sürahya Hanım, bakıyorum hala benimle uğraşıyorsun. Bazen diyorum ki, acaba yeryüzünde benim kaynanam kadar huysuz, benim kaynanam kadar aksi bir kaynana var mı? Var var! Var. He! İnce ince, Yasemin'ce her mevzuya dokunduk, her mevzuda dokunduk.